Beril Talun'un yani eşinin sistemi anlattığı bir ses kaydı var. Hazır mı Ece? Tamam. Dinleyelim. Video oyunu oynayacağız. Sonrasında da garipli gruplu bir fiziksel oyun. Global olduğu için de. Global'den yok freeze geldi. İşte biz avans çıkartamayız falan gibi ön ödemeleri çok fazla durdurdular şansa. İşte bunlar ne mesela haberleşki firması. Ne bileyim bunların hiçbirisi avans ödemiyor artık. Koreli oldukları için falan. Ondan sonra ve biz de şey dedik ki yani biz sonuçta büyük değiliz mesela benim 3 milyonluk projem oluyor. Prodüksiyon bütçeleri öyle. Hani bir günlük bir çekim 1 milyon gibi düşün. Ben onun zaten %30'unu sete girmeden önce hazırlıklarda harcıyorum. İşte ne yapıyorum? Dekor yaptırıyorum. İşte ne bileyim kostüm alınıyor. Kast bazen peşin para istiyor o bu falan. Kimse kimseyi finanse etmek zorunda değil. Ben de dedim ki satın almacılara eğer bizimle çalışmak istiyorsanız günün sonunda ben sizi finanse etmek zorunda değilim. Benim bütçem 1 milyonsa ve onun avansı için %30'a ihtiyacım varsa o zaman da ben bütçemi 1.300 geçerim. Çünkü aynı anda ben 5 iş yapıyorum, 10 iş yapıyorum bazen yani. Hepsini finanse etmem söz konusu değil. Evet, ne bu? Bunlar şöyle yapmışlar. Bana bugün bu dosyadan mağdur olan insanlardan biriyle de konuştum. Zaten sanırım o ifşayı da o yapmış. Şimdi bu kişiler... Bir WhatsApp grupları var pazartesi öyleymiş, günü de. Öyleymiş. Şimdi Beril Talu isimli hanımefendi. Anladığım kadarıyla zaten ajansçıymış ve ajanslardan da bir takım şeyler yüzünden uzaklaştırıldığı iddia ediliyor. Büyük çünkü bir çalıştığı para ajanslar şöyle yapıyormuş mesela. Diyor ki işte ben size diyorum ki ya İpek işte bir çekim yapacağım. Bir 50 bin liraya ihtiyacım var. Gönderiyorsunuz. Ben ajanstan sizin adınıza fatura kesiyorum. 70 bin liraya ajansa ödetiyorum. Hani böyle şeyler yaparmış bu kişi. Zaten biraz sektörde bilinirmiş ama sonra anladığım kadarıyla yakın çevresine yapmış ve insanlar uzun zamandır tanıdıkları için de güvenmişler. Şöyle yapıyor diyor ki ben film çekeceğim, yani reklam çekeceğim, film çekeceğim. Yapımcıymış kendisi. Diyormuş ki ya bana işte 300 bin lira lazım. 5 gün sonra ben bunu sana 350 bin lira olarak ödeyeceğim diyor. Ve şöyle yapıyor. Ya çok acil. Sen ilgilenmiyorsan ben başkasına söyleyeceğim diyerek de o güvenle para gönderenler olmuş. Bir kısmına da gerçekten ödemiş. 1.2 milyon lira yollayan var. Gerçekten de ödemiş. Mesela bazılarına demiş ki atıyorum 300 bin ver 350 bin ödeyeceğim. O 350 bini ödemiş. Ama paralar da hep şöyle gidiyor. Kendisinden gitmiyor. İnsanları ödettiriyor. Ona diyor ki oraya onun parasını öde. Onun parasını ona ödettiriyor. Para, başkalarının parasıyla kapatıyor açıklarını. Bazılarına da şey demişler. Dur bekle sistemde paran işlesin. Bak bu kadar faiz banka bile vermez. Bu parayı böyle işletemezsin. Neticede yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Biz zaten diyor ya 1 milyon olana 1.300 diyorum diyor. Sen de oradan karımdan sana da diyor. Sen de beni aslında finansörüm oluyorsun burada yapım şirketime gibi bir sistem. Ben burada Ponzi olduğunu düşünmüyorum. Ponzi sistemiyle bu sistem bence bir değil. Ben